Hükmetmenin baskının olduğu bir evde kadın riyakar oluyor. Kadın iki yüzlü oluyor. Yavaş yavaş yalanlar duymaya başlarsınız. Çünkü kadının fıtratını bastırıyorsun orada. Yani münafıklaşmaya başlar. Yaranızda başka görünür, başka yerde başka görünmeye başlar. Fıtratını bozar. Kadın letafeti, nezaketi temsil ediyor. Zarafeti temsil ediyor incelliği temsil ediyor. Şunu ben fark ettim. Kadının çok konuşması değildir problem olan. Derler ya kadın çok konuşur. Kadının çok konuşmasına bir zararı yok. Yani sen de erkek misin deyip benim yanımda kocasına hem de akademisyen kocasına parmağını uzatıp sen de erkek misin? Sen cahilin birisin diyen mesela. Şimdi bu kadına gitmez işte kadın erkek psikolojisine biraz girmeye çalışalım. Risale-i Nur'da birkaç tespitleri buraya yazdım. Bakın mesela kadının bu asırdaki problem. Risale'de de vurgulanmış. Mesela bu asırdaki en önemli problem nedir derseniz ben de sahada aile danışmanlığını yapan biri olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki kadın kadınlığını yani letafetini, zarafetini, inceliğini kaybettiği için Erkek de kaba kuvvetini doğru kullanmadığı için problemler çıkıyor. Erkek kaba kuvvetini kadına tahakkümde kullandığı, burada göreceğiz onu tahakküm ifadesini çok kullanıyor üstad. Kadınla letafetini kaybettiğinden dolayı evde bazen iki tane ya kadın vardır ya da iki tane erkek vardır. Biri erkek biri kadın olması gerekirken, biri kadınlık dünyasında derinleşmesi gerekirken erkeksileşmeye başlıyor. Diğeri de erkeklik dünyasında derinleşmesi gerekirken bakıyorsunuz ki pembe babalar ortaya çıkabiliyor. Bakın şimdi tespite bakın. Bu azam bir şey. Şapka çıkartılır buna. Refikay hayatını yani bir erkek kendi karısını rahmeti ilahiyenin sık vurgu yaptığım bir şeydir. Kadın Allah'ın Rahman isminin tecellisidir. Bizim korktuğumuz var ya ödümüz korktuğumuz kadın var ya Allah'ın Rahman isminin tecellisi rahmet-i ilahiyenin muniz, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev bu açıdan. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Yani kadının güzelliği asıl gerçek güzelliği fiziksel güzelliği değildir diyor. Bunu çok duyarız. Suret güzelliği diyoruz biz buna. Bir de siret güzelliği. Ben Risale'leri okurken çok merak etmişimdir. Yani üstadın siret güzelliği dediği nedir? Ve burada acayip vurgulanmış. Müthiş ve meslekte de oturunca böyle o cüp diye oturuyor. Belki başka kaynaklarda bunu bulmak mümkün olmayabilir emin olun. Ben bunu fark ettiğimde böyle kalkıp yerimde oynayasım gelmişti. Aha buldum buldum. Belki kadının en cazibedar, çekici ifadesini kullanırız ya. Kadının en çekici tarafı, en cazibedar, en tatlı güzelliği cümle şu. Kadınla mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Kadın neymiş? Kadınlık neymiş? Kadın dünyası dendiğinde, kadın psikolojisi dendiğinde neymiş? Kadın letafeti, nezaketi temsil ediyor. Zarafeti temsil ediyor. İnceliği temsil ediyor. Şunu ben fark ettim. Kadının çok konuşması değildir problem olan. Derler ya kadın çok konuşur. Kadının çok konuşmasına bir zarar yok. Letafeti, nezaketi ve zarafeti ölçü alan bir kadın konuştukça eşini keyiflendirir. Eşini mutlu eder, eşini coşturur. Peki kadının sorunu ne? Çok konuşması değil. Nezaketini, zarafetini kaybederek konuşmasıdır kaba saba konuşmasıdır. Saldırganca bir uslup kullanmasıdır. Erkeği rencide edici ifadeler kullanmasıdır. Şahsına saldırmasıdır. Evet bu kardeşiniz buna yüzlerce belki binlerce örneğine şahit olmuşumdur yani. Yani sen de erkek misin deyip benim yanımda kocasına hem de akademisyen kocasına parmağını uzatıp sen de erkek misin? Sen cahilin birisin diyen mesela Şimdi bu kadına gitmez işte. Ama şunu diyeceksiniz. Hocam peki kadını eziyorsa ne yapacak? Ne olur bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Erkek kadını eziyorsa ne yapacak? Hmm, olabilir. Bunun karşılığı Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette net olarak var. Net. Zaten letafet, zarafet. ikinci cümleyi de okuyacağım. Orada da onun cevabı var zaten. Bu anlaşılmıyor. Mesela feminist kardeşlerimizin yanlışı da burada yatıyor. Hakkını koruyacaksın. Kendini erkeğe ezdirmeyeceksin. Elbette ki ezdirmeyeceksin. Ama kendini erkeğe ezdirmemek erkeğe saldırmak demek değildir. O sorunun bittiği yerdir işte. Yani boşanmanın başladığı yerdir. Çözüm değildir. Sorundan sorun çıkarma aşamasıdır. Tecrübelerle bunu söylüyorum emin olun. Ve şimdi söyleyeceğim ayeti okurken yemin ederek söylüyorum imanım arttı benim. Nisa suresinde malumunuz kadın nüşuz yaparsa erkek şunları 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 yapsın diye beş aşamalı bir öneri var malumunuz. Birkaç ayet sonra kadın nüşuz yaparsa bu yapılsın. Birkaç ayet sonra da erkek nüşuz yaparsa kadın yapacak o da var. Biz bunun üzerine çok durmuyoruz değil mi? İkisinde de nüşuz ifadesi geçiyor. Baş kaldırmaksa ikisi de baş kaldırdığında ne yapacak karşı taraf? Şımarmaksa ikisi yaptığında ne yapacak? Haddini aşmaksa ikisi haddini aştığında karşı taraf ne yapacak? Evet 5 öneri var. Erkek şunu yapsın diyor. Şunu yapsın, şunu yapsın, şunu yapsın. Tamam. Peki erkek nüşuz yaparsa kadın ne yapacak? Bilen var mı? Evet çok güzel değil mi? Bakın, Bakın Kur'an'ı bilen Müslümanlar olarak... <laughs> Allah bizim ailevi problemlerimize çözüm öğretecek sureler göndermiş. Çoğumuz bilmiyoruz değil mi? Ne kadar acı aslında. Diyor ki orada. Es sulhu hayr. Sulh, barış, asayişi korumak sizin için daha hayırlıdır. Yani kavga etmemek. Kavga etmeyin. Evet. Erkeğe karşı erkek. Bakın fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Orada sıfır tolerans. Yani kadına diyor ki senin silahın şefkattir. Az sonra gelecek. Kadının diğer güzel tarafı nedir? Şefkatidir. Sen fıtraten yaratılış olarak zayıf yaratılmışsın. Kaba kuvvete başvurma. Kaba kuvveti kullanmak istersen yenilirsin sen. Çünkü karşındaki adam diken. Sen gülün yaprağı kadar zarifsin. Kabalaşma. Horuzlanma. Efelenme. Adamı gerersin. Zarar görürsün ondan. Ne yap? Asayişi korumaya çalış. Tansiyonu düşür. Ortamı yumuşatmaya çalış. Kadınlık zarafetini, letafetini, nezaketini kullan diyor. Çünkü senin silahın bu. Sen bununla erkeği alt edebilirsin. Ama hocam bana kaba kuvvet gösteriyor. Bana şiddet gösteriyor. Ha orada iş biter zaten. Kaba kuvvetin olduğu yerde din sana bu hakkı veriyor. Mevcut medeni hukuk da İslam medeni hukuku da sana hakları veriyor zaten. İlgili makama gidersin şikayet edersin. Bu kadar. Çok netim burada yani. Yani diken kalktı ben gülün yaprağını delik deşik edeceğim demeye başladı mı? Bu olmaz. Bu fıtratı bozar. Bırakın fıtratı dövmeden. Üstad tahakkümü burada lanet diyor. Tahakkümü. Tahakküm. Yani hemen vurgulayalım. Kadın erkeğe hükmetmeye başladı. Bakın. Fakat ma teessüf, biçare mübarek taife-i nisaiye, zalim erkeklerin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda zafiyetten ve acizden gelen başka bir nevi de riyakarlığa giriyorlar. Muazzam bir tespit. Hükmetmenin baskının olduğu bir evde kadın riyakar oluyor. Kadın iki yüzlü oluyor yavaş yavaş yalanlar duymaya başlarsınız. Çünkü kadının fıtratını bastırıyorsun orada. Yani ben erkeğim, kadını evet sorumluyum, aile reisiyim. Burada hiçbir problem yok. Ama bunu baskıya dönüştürdüğünüzde, korkutmaya dönüştürdüğünüzde bu defa karşınızdaki kişi riyakar olur. Yani münafıklaşmaya başlar. Yaranızda başka görünür. Başka yerde başka görünmeye başlar, fıtratını bozar. Üstadın tespiti olduğu için söylüyorum. Dayak da olabilir. Her haline kayıt getiriyor. Yani benim karşılaştığım, biz bazı şeyler o kadar yanlış anlıyoruz ki. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Kadın erkeğin ağzından çıkan her cümleye itaat edecek diye anlamayalım ne olur. O bana evet doğru kadın itaat etsin güzeldir. Ama sen de Allah'a itaat etmekle mükellefsin. Allah'ın hoşuna gitmeyecek. Dinin sana emrettiği hiçbir şey sen emredemezsin. Şimdi biz bazen karıştırıyoruz. Bazen kadın bana itaat edecek diyoruz. Kendimiz Allah'a itaat etmiyoruz. Bakın bizzat da söyleyeyim. Adam 5 vakit namaz yok. Dinle imanla alakası yok adamın. Oradan geçmiş değil. Cuma'dan Cuma'ya gidiyor veya gitmiyor. Aynı adam bana diyor ki hocam hadisi şerifte peygamberimiz diyor ki eğer kadın secde etmiş olsaydı Allah'tan sonra erkeğe secde edecek. mi? Mübarek sen Allah'a secde etmiyorsun ama. Şimdi bunu bu dini istismardır. İstirham ediyorum. Bu dini istismardır. Dini bir tahakküm aracı olarak kullanmaktır. Bu doğru değildir. Ve onu yaparken tahakküme gerek yok. Şefkat de söylenir o. Merhamet de söylenir o. Ne gibi? Peygamberimizin ümmetini düzelttiği gibi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetini nasıl düzelttiyse biz de eşimizi, çocuklarımızı o şekilde düzelteceğiz. Nasıl? Önce örnek olarak. Önce nasıl itaat edilir? Göstererek değil mi? Namazı önce temsil ederek. Din önce temsildir. Sonra tebliğdir. Yapacağız. Sonra da şefkatle, merhametle, sevgiyle zaten onu ortaya koyduğumuzda karşı taraf da onu yapacaktır. Bakın tahakküm ifadesini Üstad burada kullanması çok dikkatimi çekti. Bakın başka bir cümle daha okuyayım. Hemşerilerim, ya hemşirelerim, hemşire, hemşire ifadesini üstad kullanır, bayanlar için kullanıyor. Mahremce, gizli olan bu sözüme size söylüyorum. Maişet derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşşep bir kocanın tahakkümü altına girmektense evlenmemeyi tavsiye ediyoruz. Tahakküm, tahakküm. Adam dayatıyor ya. Yani mesela örnek vereyim. Basitinden alayım. Yani bu yaşadığım şeyleri anlatıyorum bakın. Beyefendi hocam dedi benim eşim dedi artık bizim ailenin gelinidir. Artık o bizim ailenin bir mensubudur. Kendi ailesiyle bağlarını koparacak. Şimdi olmaz ki bu. Ya onun annesi var, onun babası var. Onu doğurdu annesi, büyüttü, sütünü verdi, emek verdi, şefkat verdi. Senin oğlun veya sen ne kadar değerliysen o da o kadar değerlidir. Ne olur. Bunun için ailesine gidip geldiği için eşini dövenler var. Yapamazsın bunu. Sıla-i Rahim farzdır bize. Ne olur. Başka erkek mesela eşini alıyor annesine babasına gidiyor. Eşinin anne babasına gitmiyor. Gidecekse de sen git diyor. E sen de git. Onlar da senin kayınvaliden, kayınpederin. Neden erkek tarafı haklı oluyor? Neden biz güçlü oluyoruz? Neden biz tek taraflı davranıyoruz? Ama aynı kişiyi büyüyüp kızı evlendiğinde onu yapmıyor. Emin olun. O kadar adaletsiz uygulamalarla karşılaşmışım ki. Mesela benim şöyle çok danışanım olmuştur. Ben bazı ailelere sürekli danışmanlık yapıyorum. Yani 5 yıldır aile danışmanlığı yapıyorum. Onlarla çalışıyorum yani. Her gün gelmiyorlar, her hafta gelmiyorlar. Problemleri oldukça biz irtibat içerisindeyiz. Mesela hanımefendi Kızı için gelmiştir, ayrı bir duruş sergilemiştir. Gelini için gelmiştir, ayrı bir duruş sergilemiştir. Oğlu için gelmiştir, ayrı bir duruş sergilemiştir. Damadı için gelirken ayrı bir duruş sergilemiştir. Ama olmaz ki bu. Ben bazen diyorum ki abla ama bak siz gelininize böyle diyordunuz. Kızına gelince niye öyle olmuyor? Ya hocam işte o zaman cahildik. Tabi. Hocam bilmiyorduk şimdi fark ettik. Başına gelmeden fark edemiyorsun yani. O yüzden burada biz kuluz. Ne olur? Biraz Kur'an, hak hukuk nedir? Yani bu kadın benim veya bu erkek benim malım değil, değil öyle bir şey değil. Ben onunla o benimle sınanıyor sadece. Çocuklar bile ayette diyor ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir diyor. Fitne demek sınav demek sınav. Soru kaynağı. İmtihan ediliyorsunuz orada. Biz birbirimize imtihan ediliyoruz yani. Ne dedi burada? Bir kocanın tahakkümü altına girmektense o Nasıl bir koca sizce? Demin okudum ben onu ama Dikkatiniz çekti mi? Nasıl bir koca? Tahakküm eden koca nasıl bir kocaymış? Bak bu, bu cümleyi okuyalım yani. Risaleden olunca rahat okuyorum ya. Ben bu cümleyi kolay kolay kullanmam. Ama eserde geçince daha kolay. Nasıl? Serseri Ahlaksız Frank meşref Yani İslam ahlakıyla değil batı ahlakıyla kendisini beslemiş olan insanların tavrıdır. Tahakküm etmek. Bakın dayak atmak değil. Tahakküm etmek. Burada ne demişti? Zalim erkeklerin şerlerinden ve tahakkümlerinden. Yani istibdat kuruyoruz arkadaşlar. İstibdat, istibdat. Geliyor çiftler bazen. Kadın oturmuş, erkek oturmuş. Erkek giriyor, bir yere oturuyor. Kadın yer seçinceye kadar ödü kopuyor ya. Gözleri korku dolu böyle. Kadının gözlerine bakıyorsun korku dolu. Gerek yok. Takime gerek yok yani. Ama şu incelik şu hanımefendilere de söylemek isterim. Bakın. Letafetini ve zarafetini kaybeden bir kadın kaybetmiştir. O yüzden söz buraya geldi. Ne olur zarafet ve letafetinizi kaybetmeyin. Kadınlığın bütün cazibesini kaybedersiniz. Artık o erkek size karşı merhamet edemiyor. Çok danışanım olmuştur. Şöyle demişler, Dur hocam. Ben terapiden etkileniyorum. Vallahi eve gidince şöyle bir hayal kuruyorum. Eve gideceğim, zili çalacağım. Kapı kendimi açmayacağım. Zili çalacağım. Hatun kapıyı açacak, hoş geldin diyecek. Ben de ona sarılacağım, bir tanem diyeceğim. Ama hocam bir kapı açışı var diyor. Kolum, kanadım kırılıyor benim ya. Ben kolumu kaldırmak istemiyorum diyor. Olmadı bu. Abla olmadı bu. Sen sertleşerek kabalaşarak, kadınlık doğanı kaybederek erkeği hizaya getireceğim diyorsan getiremezsin. Uğraşma boşu boşuna. Bu defa adam kaba kuvvetini kullanmaya çalışır. Al sana cinayetler Allah muhafaza yuva dağılır. Hayır. Kur'an bize ne diyor? Es sulhu hayır. Eyvallah. Peki burada ne diyor? Diğer tarafı cemali şefkat. Şefkat güzelliği. Şefkatını or ortaya koyacaksın. Şefkat silahını ortaya koyacaksın. Öyle dize getireceksin. Hocam ya şefkat silahını nasıl ben kullanacağım? Yani şefkat, şefkatte öyle bir kuvvet var ki, şefkatte öyle bir kuvvet var ki o kaba kuvvetten daha serttir. Nasıl bir şey? Bakın buradan okuyalım isterseniz. Ne olur diyorum bazen yalvarıyorum yuvalar yıkılıyor. Yani ben haklıyım ben haklı olacağım diyorsunuz ama yuvalar dağılıyor çocuklar perişan oluyor. Bir inat uğruna haklılık uğruna Değ, değmez bu evet evet hemen 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 evet. 6 ay sonra anlaşmalı boşanma bir ay sürmüyor ya Anlaşmalı boşanma bir aydır Bir ay sonra ayrılıyorsun bir yuva dağılmış Sonra çok tanışanımda da duyuyorum Hocam doğru mu yaptım acaba İnsan Şu kainat içinde insan şu kainat içinde Pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer Cümleye bakın Zaafında büyük bir kuvvet Acizinde büyük bir kudret vardır. Zaafta kuvvet var, acizde kudret var. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve acizin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musakhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse, acizini bilip imdad eyleyse o teshirin yani Allah'ın varlığı bize hizmetkar etmenin şükrünü eda ile beraber matluplarını, hedeflerini öyle muvaffak olur, maksatları ona öyle müsahhar hizmetkar olur ki kendi iktidarıyla onun mi inşarını onda birine muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit insanı hal doğasıyla hasıl olan bir maktubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zafındaki kuvvet tavuğu arsana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arsanın yavrusu o canavar ve aç kendine müsahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cay dikkat, zaaftaki kuvvet, şayene temasa bir cilve rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla, istemesiyle, hazin haliyle matluklarına öyle muvaffak olur ki kaviler ona musahhar olurlar. O matlukların binde birisine bin defa kuvvetiyle yetişemez. Devam ediyor bu. Ne demek? Demek zaaf ve arz onun hakkında şefkat ve himayeti tarik ettikleri için küçük parmağıyla kahramanları kendini sakar eder. Bakın bir bebek evi he, kimin kimimizin evinde varsa bir bebek 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir bebek herkesi etrafında hizmetçi gibi evirip çeviriyor. Doğru mu? Dede yanında, büyük baba yanında, büyük anne yanında, herkes etrafında. Daha çocuk bakın ağlama değil. Daha böyle darmaya başlar başlamaz bir anda herkes fırlıyor. Doğru. Neyi var acaba? Ne oldu? Aç mı, susuz mu, gazı mı var, ne var yani? Şimdi bu, 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 çocuk bunu neyle yapıyor? Kaba kuvvetiyle mi yapıyor? Acizeyle yapıyor. Şefkatı tahrik ediyor. Bakın acizeyle acizeyle. Peki 6 aylık bir bebek var evinizde. Fakat bu bebek şöyle tok kalın bir sesi var. O ne? Ne öyle uzanıyor? Yine uyumaya başladı. Uykucu seni. Gel altımı temizle. Ya ne biçim annesin sen? Karnımı doyursana. Bakın dikkat edin böyle öfke geliyor insanda ya. gidip bir tane patlatası geliyor lan. Bücür. <laughs> Kabalaşmaya başladığında kaybediyor. Kabalaşmaya başladığında kaybediyor ne olur. Herkes kendi fıtratının gereğini yaşamalıdır. Kadının zarafeti, nezaketi, inceliği, şefkat temsiliyeti erkeği dize getirir dize. Bakın araçlarda, otobüslerde, arabalarda, toplu taşıma araçlarında herkes kadına kalkar yer verir değil mi? Çünkü onun fıtratı onu diyor sana. Ama bir kadın düşün içeri gidip kalksana kalk <laughs> demeye başladı size. Kalkmazsınız ya. Ama duruşu yetiyor orada. Masum orada duruyor ya. Kadın kadın o masum duruşu diyor ki kalk. Yani vicdansız bir adamı bile ayağa kaldırır yani. İşte bu zarafet, bu letafet, bu inceliği maalesef kaybettik. Bir örnek vereyim. Şimdi hocam savunmada şefkat nasıl kullanılır? Merhamet nasıl kullanılır? Yani şefkat olur mu şefkat? Evet şefkatten daha keskin bir silah yok. Bakın kılıcın kesmediği tek şey ipekmiş. Çünkü çok yumuşak. Aşırı yumuşak. Yumuşak olduğu için ne zarar veriyor ne de kesebiliyor. Ama sertleşmeye başladığı anda zarar görür. Başka bir örnek vereyim. Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında mağaraya sığınınca savunmak adına, Efendimiz'i savunmak adına Allah arslanları, kaplanları, çitaları koymadı oraya. Neyi koydu? Örümceği koydu. Bir de güvercini koydu. Biri yumuşaklığı, biri şefkati temsil ediyor. Merhameti temsil ediyor. Güvercin merhameti temsil ediyor. O yumuşaklık, o güvercinin duruşu Ebu Cehil'i bile dize getirdi ya. Ebu Cehil bile dokunmayın bunlara dedi ya. Zaten bu örümcek ağ kurulduğunda belki doğmamıştır. Burada ne işleri var dedi. Dokunmayın o hayvanlara dokunmayın dedi yani. Ebu Cehil gibi bir adamı dahi bize getirdi. Ama orada acaba beş arslan olsaydı bize getirir miydi? Nasıl bir şey olurdu? Savaş olurdu ve Ebu Cehil ve tarafları da zarar görecekti. Savunmamız şöyledir. Kadının da savunma şöyledir. Kendimize zarar verdirmeyeceğiz. Karşı tarafa da zarar vermeyeceğiz. Savunma budur aslında. Ölmemek için öldürmüştür. İslamiyet'teki bütün savaşlar. Ölmemek. İslamiyet'te saldırı savaşı yoktur. Efendimizin ayetinde bir tane saldırı savaşı yoktur. Hepsi müdafaa savaşlarıdır. Bedir'de öyledir, Uhud'da öyledir, Hendek'te öyledir. Savunma savaşlarıdır yani. Ne olur şefkatle ve merhametle yoksa atlar boğuşur, altında taylar eziliyor. Çocuklar perişan oluyor. Anneler, babaları bunu fark ediyor ama arada çok zaman geçiyor. Peki birkaç yer daha okuyalım. Şimdi bir tanesi buydu kadının zarafeti, nezaketi, inceliği. Bir şey daha var. Burası çok dikkatimi çekiyor ve zaman zaman da sıkıntı konusu olan bir yer. Enteresan bir tespit. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlakı seyi edendir. Kötü haslet sayılırlar. Acayip bir şey. Muhteşem bir tesbih. Neymiş bu? Erkeklerde iki güzel haslet. Yani erkeklere çok iyi yakışan, erkekleri güzelleştiren iki tane güzel haslet var. Huy var. Neymiş bunlar? Sekavet, cömertlik, değeri de cesaret. Ama bu iki haslet Kadınlarda olduğu zaman kötüdür diyor. Evet kötüdür. Zaten ona vurgu yapıyoruz biz de. Erkeğine karşı cesaretle çıkan erkekleşen kadın ne olmuş geç geldik? Örnek diyorum. Sen de her zaman geç geliyorsun. Cesaret kötü ahlaktır diyor. Evet. Söyle bakayım. Erkeksen konuş. Örnek diyorum yani. Cesaret diğeri onun üzerine biraz duralım. Sehavet. Çok sıkıntı var burada. Eli açık olmak. Aşırı eli açık olmak kadına kötü haslet diyor. Evet birçok erkeğin şikayetidir. Maşallah dikkat edin. Mevcut medeniyetle kadınların bu zaafını bildiği için bir mağazaya girin. Hemen hemen 5'te 4'ü kadınlara aittir. Erkekler için işte köşede birkaç şey koymuşlardır. Bakın ne olur burada ama bir şey var. Bence bir incelik var onu kaçırıyoruz. Şimdi evet kadın israf etmeyecek. Hazine darlık yapacak diyoruz. Tadır ifadesi. Adam kazanıyor, kadın hazine darlık yapıyor. Dolayısıyla kadına güvenmesi lazım. Kadın cebin altını delmeyecek. Eyvallah, doğru. Kadın buna dikkat etmeli. Ama şunu da yaşadığım için söylüyorum ben. Kadın harcamayacak, israf etmeyecek. Harcamayacak değil, israf etmeyecek. İsraf etme derecesinde harcamayacak. Doğru. Fakat şu da doğru değil. Ne olur bakın. Kadın buna dikkat etmeli. Ama Üstad bir şeye de vurgu yaptı. Dolaylı olarak vurgu yaptı. Erkeğe de sekavet yakışır ya. Erkeğe de eli açıklık yakışır. Mübarek adam. Bak çoğumuz yaşadığımız şeylerden bahsediyorum. Adam kapıdan çıkıp işe gidecek. Kadın acaba bugün pazara gideceğim de Acaba nasıl koparsam 50 lira 100 liranın kaygısını yaşıyor. Tam kapıdan çıkıyor. Canım bugün pazar var diyor. He? Çıkarıyor adam düşün cebinden kapıda ya çocuklara elinde al 20 lira. Şimdi kadın süt alacak, yoğurt alacak, bile şunu alacak, bir de çocuğa da bir şey alacak. Ama bey diyor işte şunu da alacağım ama ya 20 daha daha neyine yetmez. Şimdi olmadı ki. Çocukların yanında dilenciye para verir gibi olmaz ki bu. Ne olur Allah aşkına. Bakın ayet 2 Bakara suresinde diyor ki eğer birine yardım edeceksiniz infak. Çünkü sizin eşinize çocuklarınıza verdiğiniz her şey sadakadır. Her şey sadakadır. Bir dilenciye dahi onurunu kırarak para veremezsiniz. Veremezsin. Ayet ne diyor bize? 3 tane ayet daha önce bahsetmiştim. Eda, eda, eda ifadesi geçiyor. Eziyet ifadesi geçiyor. Yani birine eğer yardım edip, maddi yardım edip, onurunu karayacaksanız, eziyet edecekseniz vermeyin diyor ayet. Net. Vermeyin diyor. Güzel bir söz, bir selam daha hayırlıdır diyor. Niye? Ben şöyle anlıyorum. Benim kulumun onuru daha önemlidir benim için. Onurunu kıramazsın. Şimdi çocukların yanında 20 veriyor. E geçen hafta da sana 50 lira vermiştim. Ne yaptın onu? Olmaz. Ne olur. Bakın ne dedi üstad? Sekavet yakışır erkeğe. Şimdi sehavet yakışıyor erkeğe bu defa kadın oradan koparayım buradan koparayım. Cebinde acaba kalmış mı pantolonu yıkamadan önce bir bakayım. Şurada 10 lira çıktı burada 5 lira çıktı. Beyefendi nerede benim cebimde 5 lira vardı ne oldu? E olmadı ki bu mübarek. Hatta bazen bilerek bıraksana 10 lira 20 lira kadın anca o da çamaşır yıkama ücreti olsun ya. Kuru temizlemeye götürüp para veriyoruz daha ne olacak yani kadın onunla mutlu olsun. İşte bak çabuk de israf ediyoruz şimdi. İşte onu oturup konuşmamız lazım. O Onu çözümü vermemek değildir işte onu söylemeye çalışıyorum. Ne olur. Ben şöyle bir çözüm öneriyorum. Yani işim olduğu için, kafa yorduğum için söylüyorum. Ama doğru ama yanlış. Yani bence böyle ayaküstü eşlerimize para vermeyelim. Ne olur eşlerimiz. Bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Bakın israf dediniz ya abim. Bu defa annelerin çoğu kendi kız çocuklarını ısrarla okutmaya çalışıyor. Israrla. Nasıl okutmaya çalışıyor? Evet, okusunlar ayrı bir şey. Şöyle okutma üniversiteyi oku kızım, altın bilezin olsun, mesleğin elinde olsun erkeğe muhtaç olma. Bence bunun bu akımın ortaya çıkmasının ana sebebi para konusunda ezilen kadınlardır. Para konusunda para konusunda ezilen kadınlar en çok kız çocuklarını ısrarla memur ol yapmaya çalışanlar kadınlardır. Kızım erkeğe muhtaç olmayacaksın diyor. Ama bunu daha çok hanımefendilerden çıkıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Daha çok yüzde seksen hanımefendiler. Niye? Çünkü bu hanımefendi vakti zamanında 10 lira için, 20 lira için onuru çok kırılmış bunu. Niye benim maaşım yok diye çok hayıflanmış. Niye ben para kazanamıyorum diye çok hayıflanmış. Her 10 lira verdiğinde, her 20 lira verdiğinde kadın içerlenmiş, kızmış, öfkelenmiş, okumadığına bin pişman olmuş. Bunu yapmaya hakkımız yok. Kadının eline, kendi çocuklarımıza verdiğimiz gibi eşimize de. Hatta ben demin söyledim yarım kaldı. Önerim şudur benim. Ya yani eşimizin cüzdanı cüzdanına bakın. Eşinizin bir limiti olsun ya. Diyelim eşinizin cüzdanında kendi bütçenize göre 300 lira limit mi olacak? Bakın 200 lira düştüyse 100 lira daha koyun gidin ya. Bakın. 3 gün, 4 günde bir bakın. Ha düşmüş. Koyun onu. O da size karşı o zaman şefkat eder. Emin olun. Siz o inceliği gösterdiğinizde o da size karşı minnettar olur. Bakın beyefendi ne dedi? İsraf ederse ne olur? Bakın şöyle söyleyeyim. Biz burada gerek erkek gerek kadın için sağlıklı insanlardan bahsediyoruz. Problemli insanlardan bahsetmiyoruz. Problemli olduğu mu erkek de problemli olabilir. Kadın da problemli olabilir. Biz normal insan doğasından bahsediyoruz. İslam'ın hükümleri sağlıklı insanlar için geçerli bir durumdur hasta insanlar varsa onlar gidip tedavi olacaklar ayrı bir şey. Yani israf yapması hastalık derecesine gelmiş olan biri gidip çözümünü bulsun. Ama şu bakış doğru değil. Kadın potansiyel tehlikedir ve parayı verdi mi israf eder bitirir. Öyle değil. Yapılan araştırmalar hiç de öyle demiyor. Yapılan araştırmalara bize kadının daha ellerinin tutucu olduğunu, daha para biriktirici olduğunu söylüyor bize araştırmalar. Erkeklerin çoğu daha çok israf ettiğini söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Kadınlar mehirlerini istemeye başladığında bizim hafakanlar basıyor. Nasıl isterse. E hakkı sen madem para vermek istemiyorsun mehirini ver kadıncağız kullansın. Onu da vermiyoruz. Ne zaman veririz? Valla boşanırsak veririz yani söz. <laughs> e boşanmazsan hiç mehir yok. <laughs> e şimdi bu da Allah'ın emri Fars Tonlarca diyor mehir e, sözü verdiyseniz mehrini verin diyor fazlasıyla. Şimdi kadın diyor ki ben gidip kendi kendim bir şey almak istiyorum diye her şey sana mı danışayım ya mübarek adam yani. Belki bir sürpriz ya, yapacak, belki e, e, sana bir sürpriz yapacak, özgürce gidip bir şey kullanacak ya. Ne alacaksın? E, 10 lira yeter ona. Başka? E, al 10 lira daha. Ya yapma bunu mübarek. Ver ya. Sen nasıl gidip arkadaşınla oturuyorsun, arkadaşları gelin yemekler benden diyorsun. Bakın cümle görüyor musunuz? Bakın kadın kısmına teşhis. Yani kadınlara kadın milletine parayı verdin azar. Peki araştırmalara bakalım. Bak İstanbul ise söyleyeyim. İstirham ediyorum. Medyada da bu açık neyse. Ama araştırmalara bakalım. Sadece ben Başakşehir'de oturuyorum. Sadece oraya bakalım. Zengin olan erkeklerin çoğu azlıyor. İki geliyor, 3 geliyor. Dörde kadar gidiyoruz. Ve gizli gizli gidiyor bunlar. Hayır hayır Türkiye'de erkekler şu anda maalesef biraz cepleri para buldu mu başlıyoruz. Nerede olacak kadınlar azıyor? Bakın ben sahada olan biri olarak söylüyorum lütfen. Yani böyle bir tespit doğru değil ne olur. Allah bize hüküm koymuş bakın. Kadın latif dedi. Değil mi? Kadının tabiatı kadın bozulmamış bir kadından bahsediyoruz ne olur. Bozulmuş kadından bahsetmiyorum. Bakın kadınlar dünyasında Ebu Cehil çıkmamıştır. Erkeklerden çıkmıştır. Nemrut çıkmamıştır. Firavun çıkmamıştır. Ebu ama Cehil çıkmamıştır. Şey, tamam çıkmamış ama ama zalim çıkmamıştır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ne olur? Ya böyle bir şey yap böyle bir şey yapmak doğru değil. Tamam ne olur böyle bir şey yapmayalım. Onu söylemeye çalışıyorum. Kadın milleti diye tasnif yaparsanız erkek millet artık kurtulalım bundan ya. Erkek üstün kadın bundan çıkalım. Bakın birbirini tamamlıyoruz. Sen ona o sana muhtaç. Bizi doğuran anneler, kadınlar yahu. Biz erkeklerin hepsi bir kadının eseriyiz ya. Onun terbiyesiyle büyümüşüz ya. Bu var ya takım tutmaya benzer. Bunu bunu bari benim cemaatim, senin cemaatim, benim tarikatım, senin tarikatın, benim takımım, senin takımın, benim partim, senin partine gidiyoruz. Yok böyle bir şey. O yüzden hüküm Allah'ındır bakın. Namaz kılan erkek, namaz kılan kadın diyor. Allah ayrı ayrı söylüyor. Oruç tutan erkek, oruç tutan kadın. Sadaka veren erkek, sadaka tutan kadın. Ne diyor? Kanı tim tek tek sayıyor. Ya bir kadın sadaka verdi mi? Yarım bir erkek sadaka verdi mi? Tam yok böyle bir şey ne olur. Biz bu zihniyetten kurtulmadık. Bak biz böyle yapa yapa kadın arkaya ite ite batı medeniyeti kadını öne çıkardı. Erzurum mezunuyum bakın. Erkek 5 adım önde yürüyor, kadın 4-5 adım arkada yürüyor. Ya mübarek olur mu bu ya? Ama benim peygamberim yan yana yürürken el ele tutuşmuş gibi. Bakın örneğini vereyim. Efendimiz akşam çıkıyor camide eşiyle yan yana yürüyor. Orada iki tane sahabe geçiyor. Efendimiz iki sahabeyi çeviriyor diyor ki bak bu benim eşim şu diyor. Ne demek? Çünkü o kadar yan yana yürüyorlar ki suizan edilmesin diye kendisi hakkında. Çünkü peygamberi e suizan etti mi gitti adam. Öyle meydan vermesin diye benim eşim diyor ya. Mas kadını koruyacaksın, kollayacaksın kadını. Çünkü kadın beş adım arkadan geliyor. Hadi diyelim ikiniz yalnız yürüyorsanız yeryüzünde Hazreti Adem ve Hazreti Havva olsanız onu anlarım. Ama mübarek caddenin ortasında, sokağın ortası onun yanına başka erkek geçiyor. Yani Risale'lerde olunca ben daha rahat oluyorum. Tespitler üstada ait olunca, dini kaynaklı olunca. Yoksa işte Ferhat Hoca'nın bakış açısı, Ahmet Hoca'nın bakış açısı oldu mu iş karışır. Evet, şurada okuyup tamamlayalım. Refika'yı hayatına muhabbetin Madem hüsnü siret, madeni şefkat, hediye rahmet olduğuna bina edilmiş, o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen, o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen onu yapacakmış. O da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder. Rafikaya, ben bunu ezberleyelim ne olur. O refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen bu ayet mealidir. وَجْعَلَ مَوَدَّتَ rahme. Samimi muhabbet ve merhamet edersen, muhabbet sevgi, merhamet şefkat edersen, o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder, saygı. Çünkü erkek kadından saygı ister. Çünkü erkek kadından takdir ister, övgü ister, beğeni ister. Peki kadın ne ister? Sevgi ister, <laughs> şefkat ister, ilgi ister, muhabbet ister. Daha çok. Elbette diğeri de ister de. Ama kadının, o yüzden diyorum kadının, erkeğin onuru kutsaldır, dokunulmaz diyorum yani. Kadının bedeni, erkeğin onuru. Laf söyletilmez, söylenmez, doğru da değildir. Cız, dokundun mu yani erkeğe ne biçim erkeksin? Örnek diyorum, sen de adam mısın falan. Kişiliğine, işte yukarıdaki komşuyla kıyaslamak, aşağıdaki komşuyla kıyaslamak, bir başka erkekle kıyaslamak felç eder erkeği yani. Öldürür erkeği. Ben bazen diyorum ki eline silah çekip vuracağını, bunu söyle yeter yani. Kadına da ya ne bir kilo almışsın böyle ya ne bu hal falan. E, kadınlar duygusal oldukları için duyguları incindiğinde iz bırakıyor. Duyguları da iz... Erkekler mantıksaldır. Erkek sonuca bakar erkekle kavga ettiniz. Bir süre sonra sorunu çözdür erkek onu unutur. Bitti. Ama kadın öyle değil. Kadın duyguları incindiği için erkek o duyguları tamir etmezse karşılıklı o noktada eğer çözüm öğretmezseniz o yara kalır. O yara zaman içerisinde onu tetikleyen bir ortam oluştu mu o acı hisseder bir de bak bakalım. Pat diye konuşmaya başladı. <laughs> Hocam, bütün kadınlar unutuyor da bizim hatun unutmuyor de derseniz o zaman özel bir durum var. Bak dikkat edin. Bütün kadınlar unutmuyor. Gört Ekseriyetle ya. unutmuyor. O zaman bu bir fıtrattır. O zaman bu anormal bir şey de bu normal bir durumdur. O zaman bunu araştırılması lazım. Neden unutulmuyor. Kadın suçlu değil. Psikolojik bir sorun var burada. Kadın yani bunu buna ilgili videolar var. Bayağı video hazırladım bu konuyla ilgili yani şeyde var e, YouTube'da falan. Belki burada vaktimiz yokken yani şöyle söyleyeyim. Sorun çözülmeden kadın duygusu düzelmiyor. Bir örnek veremek daha iyi anlaşılır. Yani kadınla kavga ettiniz ve aşağıladınız kadını diyelim. Fakat aradan zaman geçti ve unuttunuz. Erkeklerin, bizim Anadolu erkeklerinin özür dilemesi şeydir. Yumuşamaya başlarlar. Yumuşadık ya özür dileme anlamına geliyor zaten. Bak daha neyse. Bak geldim konuştuk bak çay içiyoruz falan muhabbet. Geçti zaten. Yani özür diledik anlamına geliyor zaten. Ha. Şimdi o özrü dilemezseniz o, o yara olarak kalıyor işte. Yani bir kıymık battı bir yerine. Kıymık battı. Diken battı. İşte o zamanla iltihap bağlıyor. Sonra ileride bir olay oldu ve ona dokunduğu an acı duyar. O acı duyduğu an ağzından kurşunlar yamaya başlar. Erkek ne yapar tekrar yine başladı biz yine başladı bayramlık ağzını açtı. 40 sene önceki olay yine. Oğlum var ya senin annen 40 yıldır bunu dinliyorum lan falan. Başlar tekrar bastırır yarayı tekrar o yara büyür. Peki nasıl çözeceğiz? Ya bu bununla ilgili o kadar çalışma var ki elimizde emin olun. Böyle konuşup yüzde sonuç aldığınız vakalar var. Yani şahit olduğum için içinde olunca ben daha inandırıcı oluyorum. Yoksa bana de ya Allah Allah böyle olur mu diyebileceğim şeyler. Kadınla oturuyorsun canım. Diyelim işte berabersiniz, mutfaktasınız, baş başasınız. Yani bir tane biliyor musun bu şey var ya işte bu 6 sene önce işte şurada işte aşağılamıştım, hakaret etmiştim, sen de ağlamıştın, ben bırakıp gitmiştim. Sonra o gece gelmemiştim, hatta annemlere gitmiştim. Sen o gece yalnız kalmıştın. Yani zaten siz bir dokunun, tabii diye başlar kadın zaten. Sadece öyle miydi? Acaba gece sabaha kadar ne çektiğimi biliyor musun sen? Sen annene gittin mışıl mışıl uyuyordun orada. Annen yemekler koydu. Ben sabah kadar aç kaldım biliyor musun? İşte ben şöyle oldum, böyle oldum başlayacak ağlamaya. Bakın bu duyguları ifade edecek sana. Bu duyguları anlatacak. İçindeki bu zehri kusması lazım. Siz de orada haklısın canım. Hakkını helal et. Kusura bakma canım. Yani vallahi işte kafa, cahillik. Ya hocam ben bunu yaparsam şımarır. İşte onu konuştuğunuzda kadın o süreci yeniden yaşıyor. Yani ben onu şuna benzetiyorum. Yara, yarayı yeniden açıyorsunuz iltabını alıyorsunuz. Tekrar merhemini sürüyor, yeniden sarıyorsunuz. Bazen bir defa pansumanı yetebiliyor. Bazen haftada bir tekrar sağlık ocağına gidip pansumanı değiştirmek gerekiyor. Bir hafta sonra tekrar ya geçenki olay yine aklıma geliyor. Vallahi çok üzülüyorum ya. Bir saat konuştuysa bu defa 10 dakika konuşur. Sonra der ki tamam canım ya o kadar da sorun değil ya. Sen de ikide bir böyle açıyorsun işte bilmem <laughs> unutamadım falan filan. Ben unuttum gitti ya. Tamam. Evet, vallahi öyle, billahi öyle. Açtırmıyor kadın bir daha. Tamam canım diyor, gerek yok diyor ya. Ya vicdan var, ne olur. Ta burada o onu söküp çıkarıyorsunuz. Yani diyorsun ki karınızı doya doya sevin, kıtacaksınız da kızın diyorsunuz. <laughs> kadın güvendi mi? Diyor ki ya şu anda kızgın. Ya şu anda stres var, işte işleri iyi gitmiyor, şu ne olacak ki falan deyip absorbe edebilir yani. Ama sevgi, güven sorunu varsa onu absorbe etmez. <laughs> Mutlu bir evlilik bir cennete benzer diyor tat Aile cennet yuvasına döner. Ama mutsuz bir evlilik vallahi cehennem gibidir yani. Her gün cehennem Allah kimseye göstermesin. Evet. Evinizi cennete çevirin. Eşiniz mutlu olsun. Kadın evde mutluysa herkes mutludur emin olun yani. Kadın evde tebessüm etsin. Herkes tebessüm eder. Aa, Ve Efendimiz Hazreti Şerif ben yeni duydum. Diyarbakır'a geçen üniversite davet etmişler. Oraya gittiğimde işte bizi takdim etmeden önce sunucu bir yazı okuyordu. Ben ilk defa orada duydum unutulmayan yüz anne yüzüymüş. Ali şerif bu. Bu cuk diye oturuyor. Çünkü bir çocuk uyandığında annenin yüzüne bakarmış. O gün mutlu olup olmayacağını öyle karar veriyormuş. Bu da pedagogik bir veri yani. Yani anne tebessüm ediyorsa çocuk bugün mutluyum diyor. Mutlu olacağına karar veriyor. Babaya değil anneye bakıyor. Anneleri mutlu edin. Anneler anneler. Toplu mutlu olsun diyorum. El Fatiha.